Değerli katılımcılarımız, sunumumuz 2 dakika sonra başlayacak. Mikrofonları lütfen kapalı tutalım. Tamam, gerek olmuyor. Didem Hanım, mikrofonunuzu açarsanız öyle konuşun. Evet. Ben de heyecan durumu oldu. Ne kadar işin içinde de olsak. Tekrardan herkese hoş geldin diyorum. Bir sosyoloji okumaları programımızda da beraberiz. DSODER kapsamında düzenlenen sosyoloji okumalarının 5.'si olan Ziya Gökalp'i bugün Yeliz Aydın hocamızdan dinleyeceğiz kendisinin sunumunda. Bundan öncesinde DSODER kapsamında yapılan çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. DSODER toplumsal sorunlara insani çözüm düsturuyla yola çıkmış ve bu bağlamda çalışmalarını daha da güncelleyip ve geliştirerek yapma gayretinde yol alan bir kurumdur. Dünya Sosyologlar Derneği. Bunlar nelerdir? Bugün izleyeceğiniz sosyoloji okumaları her ay düzenli olarak devam ediyor etmekte. Bunun yanı sıra kampüste akademi eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Ve yeni bir oluşum daha da ileriye dönük geliştirilerek devam edecektir. Sosyolog dergisi 6. sayımız şu an hazırlanmakta. Genç sosyologların hazırladığı bir çalışma. Bunun yanı sıra bizim gerçekleştirmiş olduğumuz aile danışmanlık hizmetlerimiz devam etmekte. Birim çalışmalarımız ARGE, medya, eğitim ve koordinasyon birimlerimiz çalışmalarını sürdürmekte. Ayrıca sosyoloji öğrencilerine yönelik eğitim ve destek çalışmalarımız iletişim içerisinde devam etmekte. Medyada aktif olarak kullanmaktayız. Sosyal hesaplarımız, Twitter etkinliğimiz, Instagram ve televizyon canlı yayınlarımız devam ediyor etmekte. Bunun yanı sıra dergide aile ekibimiz yazarlardan oluşan bir aile bahçesi etkinlik Zoom çalışmamız var. Her pazartesi düzenli bir şekilde devam ediyor. Yarın da 10.'sü olacak ve yine Necdet Hocam'ın sunumuyla bunu gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra DSODER tekrar yol almaya devam ediyor. Hatta koşarak diyebilirim. Yakınlarda gerçekleştirdiğimiz Ankara buluşması bir ilkti. Bunu dünya çapında ve Türkiye'nin birçok yerinde yapmayı düşünüyoruz. Temsilcilikler açarak yani bu şekilde kısaca tanıtmaya çalıştım bu sefer hakkında bilgi vermeye. Şimdi sözü Yeliz Aydın'a vereceğim. Hocam kendisini tanışacak, Yeliz Hocam, ve sunumuna başlayacak. Herkese iyi yayınlar. Mikrofonları kontrol edelim.
Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Yeliz Hocam. Sizler de hoş geldiniz. Ben sosyolog, aile danışmanı Yeliz Aydın. Çoğunuz beni tanıyordur. Tanımayanlar için tekrar tanıtayım. Bir de DUSOTER'de yönetim kurulunda medya bölümündeyim. Sizlere bu akşam sosyoloji okumalarında Ziya Gökalp'i tanıtacağım. İnşallah sizin de katkılarınızla beraberce bu sunumu güzelce atlatırız, devam ederiz. Başlıyorum ben sunumu. Ziya Gökalp, 23 Mart 1876'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Asıl ismi Mehmet Ziya'ydı. Türk milliyetçiliğinin babası olarak bilinir kendisi. Yazar, şair, toplum bilimi, siyasetçi ve birçok alanda edebiyat olsun, halk bilimi olsun, felsefe olsun ilgi alanı olmuştur. 18 yaşında intihar girişimi olmuştur. Bunun sebebi pek çok rivayete dayanıyor ama kesin bir bilgi yoktur neden intihar ettiği ile alakalı. Ama son anda kurtulmuştur. Bayağı bir komada kalmıştır. Başındaki kurşunla hayatına devam etmiştir. Babası yerel gazetede memur olarak çalışan Gökalp eğitimine Diyarbakır'da başladı. Amcasından geleneksel İslam ilimlerini öğrendi. Aynı şehirde askeri rüştiyeyi ve askeri idareyi devam ettirdi. 1895 yılında İstanbul'a geldi. Orada Baytar Mektebi'ne kendini kayıt ettirdi. Buradaki eğitiminde İbrahim Temo ve İshak Tüketi ile tanıştı. Ondan da biraz etkilendi kendisi. Genç Kalemler Dergisi'nde yayınladığı Turan Şiridi ile Tuancılık düşüncesini benimsedi ve ortaya koydu. Ve bunu bütün Türklerin birleşmesiyle alakalı olarak ileri sürmüştür. Çünkü milliyetçiliğe çok önem veren bir insandır kendisi. Milli edebiyatın düşünce temelini atmıştır. Aynı zamanda ilk Türk sosyologlarımızdandır. Sosyolojiyle ilgili makaleler yazmıştır. Genç Kalemler olsun, Türk Yurdu olsun, Yeni Mecmua dergilerinde yazmıştır kendisi. Türkçülük düşüncesine çok önem vermektedir. Ve bunu da eserlerinde belirtmiştir. Özellikle Türkçülüğün Esasları adlı yapıtında Türkçülüğü ve milliyetçilik hareketinin ilkelerini sistemli bir biçimde açıklamıştır. Dile büyük bir önem vermiştir. Arapça ve Farsça sözcüklerin atılması gerektiğini savunmuştur. Çünkü Türkçeleşme, Türkçe olarak buna çok önem vermiştir. Din konusundaki düşüncelerini de Lisan adlı şiirinde açıklamıştır. Bir yandan Genç Kalemler dergisini çıkarırken 1912 yılında Ergani Maden'den meclisi memurluğuna seçildi. Buradan İstanbul'a taşındı. O yıllarda İstanbul çok karışıktı. Hükümette sık sık değişiklikler olmaktaydı. Bu esnada 31 Mart olayı patlamıştır. Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer almıştır. Derneğin yayın organı Türk Yurdu başta olmak üzere halka doğru ve birçok mecmualarda yazıları oluşmuştur. Çok pardon. Acemi olunca böyle. İyi gidiyor hocam. Devam edin lütfen. İstanbul Üniversitesi'nde Darülfünun'da eski adıyla orada eğitimler vermiştir. Felsefe bölümünde sosyoloji öğretim üyesi olarak atanmıştır. Üniversitede toplum bilimi öğretim görevlisi olunca o güne kadar okuyup yararlandığı batılı toplumcu bilimlerin görüşlerini, yöntemlerini üniversiteye sokmuştur. Hatta bu düşüncelerini genelde siyasi anlamda da kullanmıştır.
Bugüne kadar da zaten siyasi anlamda da olsun, genel anlamda da olsun Ziya Gökalp'in düşüncelerini bugüne kadar getirmişlerdir. 1919'da üniversite içinde tutuklanıp Malta'ya sürülmüştür. Öldükten sonra ders verildiği felsefe dersine Ziya Gökalp Dershanesi adı verilmiştir. Ve Türkiye'de ilk sosyoloji kürsüsünü kuran kişidir. Dünyada ikincidir bu kürsü. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra itaatçılar ülkeyi terk eder ama Ziya Gökalp İstanbul'da kalır. 1919 yılında İngilizler tarafından Malta Adası'na sürgüne gönderilmiştir. Bu 2 yıllık sürgün döneminde Diyarbakır'a gitmiştir. Burada küçük mecmuayı çıkarmıştır. 1923 yılında da Ankara'ya gitmiştir. Marif ve Vekalat-ı Kelif ve Tercüme-i Hekim Başkanlığı'na atanmıştır. Aynı yıl ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Diyarbakır milletvekili olarak girmiştir. Diyarbakır'ın eski adı Diyarbakır bu arada. Durumu gitgide kötüleşmektedir ama bu yine de bu durumuna rağmen çalışmalarına devam etmiştir. Gökalp köy okullarına önem verilmesini, köy çocuklarının eğitilmesini de ortaya atmıştır. Bu memurluk görevinde de Atatürk tarafından kabul olunmuş, karşılıklı dostluklar kurulmuştur. Ve bundan sonraki çalışmalarında da Halk Partisi içinde Atatürk'ün yanında bulunmuştur. Burada görüyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'in eserleri ve makaleleri şu şekildedir. Kızıl Elma, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Yeni Hayat, Altın Işık, Türk Töresi, Doğru Yol, Türkçülüğün Esansları, Türk Medeni Tarihi, Türk Aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler, Altın Destan, Üç Cereyan, Divni ve Muhalistan diye. Birçok düşünceleri vardır. Bunları hala da kullanılmaktadır bu düşünceleri, sözleri. Şu şekilde bir tanesini örnek vereyim. Türk din vicdanı bir, dini bir, vatanı bir, fakat hepsi ayrılır. Olmazsa lisanı bir. Ziya Gökalp'in sosyolojiye çok büyük önem vermiştir. Ve bu sosyolojiyi Türkiye'de en önemli kılan kişidir. Emil Durkheim'den çok etkilenmiştir. Onun ne kadar düşüncelerinin, ne kadar onun sistemini kullansa da yine bu kendisi de fikirlerini, düşüncelerini daha çok katmıştır. Ziya Gökalp'in düşüncesinin temelinde Türk toplumunun kendine özgü ahlakı ve kültürel değerleriyle Batı'dan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir sentez ulaşma çabası yatıyordur. Bunu da Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak diye özetlediği yaklaşımda göstermiştir. Toplum bilimine çok önem vermiştir. Tümüyle ampirik yaklaşımı, deneysel yöntemi, bir başka deyişle tüme varım şeklinde akıl yürütmeyi önermiştir. Ona göre tümden gelip ön yargıları da birlikte getireceğinden bir kavmin incelemesini sağlıklı bir yol değildir. Daha çok tüme varım yoluyla soyutlama sürücünü de savunmakta ve bilimsel yasalara araştırmalara dayalı bilimsel yöntemle erişeceğini savunmaktadır. Ona göre bilim acele edici davranılmaması gerekir, sabırla ilerlemesi gerekir. Gökalp'in sosyoloji alanında genel medeniyetlere ve kültürlere karşılaştırarak toplumların ve kurumların tabi oldukları kanunları bulmak ve toplumları istenen yönü vermek açısından çok önemli bir göreve sahiptir. Bu sebeple de sosyologlara çok iş düşeceğini, bunu ancak sosyologların çözeceğini ileri sürmektedir. Bir ulusun gelişmesinde en etkin rolün sosyologlara ait olduğunu, ona göre dahiler sezerek sosyologlar da toplumsal kanunlara bilerek bir milletin gelişmesinde başat role sahiptirler demiştir. Peki Yeliz Hocam, bu düşüncesini Ziya Gökalp'in siz kendiniz ne şekilde yorumlarsınız? Sosyologların bu anlamdaki durumunu Ziya Gökalp dile getirmiş.
Siz de bir sosyolog olarak. Kesinlikle sosyologlar toplum bilimi olduğu için toplumla daha iç içe, daha anladığı için, toplumun içinde olduğu için hani en iyi sosyologların anlayacağına. Yani gerek sahalarda olsun, gerek başka yerlerde olsun. Yani sosyologlar daha ön planda. Onların dilinden ancak sosyologlar anlar diye düşünüyorum. Çözüm odaklı oldukları için. Başka? Arkadaşlarımızdan da alabiliriz bu konu hakkında düşüncelerini. Melahat Balat Hanım el kaldırmış. Acaba söz mü almak istiyor? Kendisi mikrofonunu açabilir. Ya da yanlışlıkla mı oldu? Chatten bakıyorum hemen. Ziya Gökalp toplumu etkisinde dinin etkisini nereye koymuştur diye bir soru. Dini çok önem vermiştir kendisi. Ayrıca mikrofonları açarak katılım sağlayabilirsiniz. İnteraktif bir şekilde devam eder. Sorularınız veya bu konuda bir söyleyeceğiniz sözleriniz varsa chatten de yazabiliriz, devam edebiliriz. Buyurun Yez Hocam, dinliyoruz. Devam mı edin? Evet. Tamam. Ona göre sosyoloji toplumların işleyişi ve etkileşim kanunlarını ortaya koyacak ve böylece gelecekte topluma istenilen yön verebileceklerdi. Topluma yön verecek kişilerin de dahiler ve sosyologlar da demiştir. Dahiler sezerek sosyologlar da sosyal realitenin kanunlarını bilerek ve uygulayarak toplumun evrimi konusunda etkili olurlar. Toplumsal sorunların ancak sosyolojiyle çözülebileceğini ve bu sosyolojiyle çözülürken de sosyologların çok büyük önem taşıdığını ileri sürmüştür. Toplum bilim varlığını toplumsal olaylar arasındaki determinist ilişkiye bağlıyor. Böylece bir bilim dalının var olma gerekçesine nedenselliği de aşan bir biçimde gerekircilik de arıyordu. Emilia Durkheim'den etkilendiğini dile getirmiştim. Evrensel olma düşüncesinde Batı sosyolojisini almıştır. Milli bir sosyoloji yaratma çabasındadır ama ne kadar Emilia Durkheim'den yararlansa da kendi sosyoloji yarattı. Yani milli bir sosyoloji yaratma çabasındadır. Çelişki gibi görünen bu durum aslında bir çelişki değil. Genel anlamda Batı medeniyetine katılmaktır. Ziya Gökalp ikinci meşrutiyetten sonra Türk düşünün hayatının ilk sıralarında yer almaktadır. Sosyolojiye yüklediği görev doğrultusunda geleceği görünme yetisini bir ürünü olarak karşımızda durmaktadır. Hala ulusal kimlik, milli ekonomi, çağdaş layık, kamucu bireyci toplum modellerini taşıyor olması bu zamana kadar gelmesi önemlidir. El aldığı çözümler olsun, önerdiği konular olsun, Türkiye'nin hala gündemindedir ve hala birçok sosyolog ve düşünürler bu sorunlar karşısında onun ne kadar başarılı ve uygulanabilir çözüm önerisi sunamamıştır. Sonuç olarak da sosyolojinin bilim olarak ülkemize yerleşmesinde Ziya Gökalp'in yeri ve çabaları tartışılmayacak kadar büyüktür ve önemlidir. Ziya Gökalp ayrıca eğitime de çok önem vermiştir. Yeliz Hanım, oraya geçmeden önce Kazım Bey zannedersem katkıda bulunacak. Tabii. Kazım Bey, evet, ayrıca Gülizar Çıtak Hanım da evet değinmek istiyor. Önce Kazım Bey, sonra Gülizar Hanım'dan dinleyebiliriz. Tabii, Kazım Bey, evet, bizi duyuyor mu? Mikrofonu açarsa. Ziya Gökalp, merhaba Başkanım.
Ziya Gökçap Türk Sosyoloji Kürsüsü'nün başkanı, ilk kurucularından. Tamam, Emine Durkheim'in görüşlerini de benimsemiş. Zaten Türk toplumuna sosyolojiyi kazandıran bir kimlik. Şunu ben öğrenmek istiyorum. Yani faydacılık gibi, işte halcılık gibi hangi görüşü benimsemiş? Yani ben Ziya Gökalp'in kitabını da okudum. Yani hangi görüşten etkilenmiş? Tamam, Emine Durkheim'in intihar şeylerini benimsemiş. Tamam, doğru. Ahlak eresyonunu benimsemiş. Ona da katılıyorum. Annemisini de benimsemiş. Ama şunu diyorum, kendine ait bir görüşü var mı? Yani işte bir Karl Marx ya da işte Max Weber gibi, Hegel gibi, örneğin Jean Baudrillard gibi, ben görüşünü bulamıyorum Ziya Gökalp'ın. Yani benimsediği görüşünü sormak istedim ben Necdet Başkanım. Eyvallah. İnceliyorum. Kendine ait böyle bir görüşü yok. Yani işte faydacılık olur, yararcılık olur. Tabii ki var. Ben tabii hiçbir görüşünü bulamadım yani Ziya Gökalp'ın. Ben ifade edeyim. Tabii ki var Ziya Gökalp'ın, olmaz mı? Üç tane önemli kavramı var. Yani, Türk milliyetçiliğin üzerinde çok durdu. Sözünüzü bölüyorum da. Ya tamam, milliyetçilik kavramını çok ön plana çıkarmış. O zaten, onu biliyorum. Ondan dolayı da size sorma gereğinde bulundum. Yeliz Hanım herhalde görmedi, bilmiyorum. Dini görüşü de bizim için çok önemli. Dini görüşleri çok geniş bir teferruatta değil zaten. Ziya Gökalp'ın kitabını da okudum ben de. Yani şunu açıklarsanız memnun olacağım Necdet Başkanım. Yani belli bir görüş olarak Ziya Gökalp'ın hangi görüşünden etkilenebiliriz? Tamam, Türk milliyetçiliği haricinde. Onu öğrenmek istiyorum. Eyvallah. Sağ olun. Burada zaten Ziya Gökalp'in kavramsallaştırdığı üç tane şey vardır. Önemli konusu var. Bunlardan bir tanesi örf, diğeri harz ve bir diğeri de mefkure diye bir şey. Ve bu esaslar çerçevesinde şekillendirmeye çalışmıştır. Din konusunda da ifade edildiği gibi Türklerin eski inançlarını toyonizm olarak addeder. İslam'ın ahlaki yönünü ve millet şuuru çerçevesinde değerlendirmeye çalışır. Aslında Durkheim'den etkilenmesinin en önemli şeyi, yönü, daha çok toplumsal yapıların bireyler üzerindeki etkisi üzerinde daha çok öne çıkmıştır. O sebeple Durkheim'i taklit etmiştir demeyelim de, daha çok o ekolü benimsemiştir. Çünkü o dönemin şartlarına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti henüz kurulmamış ama kurulacak olan yeni devletin şekillerini belirleyecek ancak toplumsal bir güç normunun olması gerektiği noktasında hareket etmiştir ki, ve bu da çok etkili olmuştur. Bunu yaparken de tabii ki tek taraflı olarak çalışmamıştır. Bütün kurumları hareket etmesi noktasında mümkün mertebe kolektif hareket etmeye çalışmıştır. O sebeple de Durkheimci bir yaklaşım olduğunu öne sürerler, onun görüşünü. Bu anlamda böyle. Diğer taraftan da kendisine ait, az önce söylediğim, üç tane önemli kavramı var. Örfü bunun merkezine koyabilirsiniz. Mefkure, yani ortaya koyacakları değerler. Bununla birlikte yine şey vardır, hars vardır. Bu Ziya Gökalp'e ait kavramlardır ama içerikleri çok geniştir. Muhtemelen bunları belki de ayrı ayrı dersler olarak yapmamız gerekecek. Ziya Gökalp'in işte sosyoloji kürsüsüyle birlikte toplum işleyişinde yöntemsel çalışmalar yapması ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin o ilk kurulacağı dönemlerde ciddi etkilerin olması bizim için çok önemliydi. O anlamda da Ziya Gökalp ekolü Türkiye'de vardır ve belki de yıllar sonra Kürtçülüğün çıkmasına da, yani özellikle altını çiziyorum, Kürtçülüğün çıkmasına da neden olan yaklaşımları vardır. Yani Moiz Cohen'in şeyini okursanız orada da bunu açık açık ifade eder. Bilmem anlatabildim mi Kazım kardeşim? Buyurun Yeliz Hanım, siz bitirecek misiniz, devam edecek misiniz? Gülizar Hanım da değinmek istemiş. Chat'te tabii de ki, belirtmiş. Tabii ki katkı sunmak isteyenleri dinleyebiliriz. Çok evet, evet, kesinlikle. Gülizar Hanım, mikrofonunuzu açarsanız. Ben açıyorum hocam.
Şöyle yakın zamanda ben sosyoloji 4. sınıf öğrencisiyim ve şu an dil sosyolojisi derslerini görüyorum ve bu haftaki görmüş olduğumuz ders de tam bunun üzerineydi. Sizinle ders notlarımı paylaşmak istedim. Ziya Gökalp'in dil sosyolojisi üzerine onun dil sosyolojisindeki özelliklerini bahsedendi. Kısaca biraz böyle notlardan aktarmak istiyorum. Belki katkı sağlar. Diğer az önceki sorusunu yönelten arkadaşıma da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yeliz hocamın da izniyle. Tabii ki. Şöyle Gökalp'in Durkheim'in pozitivist yöntemini onun olgulara şeylermiş gibi yaklaştığı ve toplumsal olgunun nedenini diğer toplumsal olgularda arama anlayışını benimser diyor. Din olgusuna yaklaşımı da bu çerçevede gerçekleşir. Bu nedenle eski Türk dinini incelerken dinin kaynağını toplumsal gruplarda onların gömülü olduğu kültürde arar. Bu nedenle dini ayinleri, gelenekleri, takvimi, zaman ve mekana yükledikleri anlamı günlük pratikleri dikkate alır. Yani Durkheim'in her şeyin dinden olduğuna ve dinin de toplumdan doğduğuna dair görüşünü kabul eder. Bu nedenle eski Türkler arasında totemizmin var olduğunu, ata kültü ve benzeri ritüellerin bulunduğunu belirler. Gökalp dinin anlaşılması için karşılaştırılmalı araştırmaları öne çıkarır. Örneğin İslam ailesiyle cahiliyle ailesini, eski Türklerle Çinlilerin her konudaki benzerlik ve farklılıklarını, İslam ile Hristiyanlığın farklılıklarını vurgular. Gökalp'e göre din hem toplum hem de fertler için manevi bir ihtiyaçtır. Cemiyet hali insana bir takım dini, ahlaki, hukuki, siyasi mefküreler, fikir, ülke, ideal vermiştir. O nedenle insanları mutlu eden maddi ihtiyaçların tatmin edilmesi değil, mefturenin yani fikir, ülkü, ideal tatmin edilmesidir. İnsanın manevi hayatı gereği gibi yaşayabilmesi için askeri düzeyde de olsa maddi ihtiyaçlarını karşılanması gerekir der. Gökalp manevi hayat içinde dine özel bir önem atfeder. Dinin içtimaileri, ayinler, ibadetler ve bayramlardır der. O halde deruni hayat bilhassa dini, ahlaki, bedi, güzellik ölçülerine uyan bir hayat yaşamak demektir der. Deruni hayat muhtaç olduğu içtimaatları da bu üç içtimai faaliyetini teşkilatlarından alır. Gökalp'e göre bir toplumun çimentosu manevi duygulardaki birlikteliktir. Bu noktada ahlaka özel fonksiyonlar yüklemektedir. Mefkurenin tazelenmesinde dini günlerin büyük önemi vardır. Gökalp'in din ve iktisat ilişkisi üzerinde de durur. Yani burada aslında Karl Marx'tan ile taraftarlarından da etkilendiğini de söylüyor. Böyle devam ediyor. Dilerseniz bu notları sizlere gönderebilirim. Okumak isteyen, bununla hani bilgi almak isteyen arkadaşlarım varsa paylaşabilirim. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben çok fazla vakit almamak için kısa kestim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Belki de hani Ziya Gökalp'e burada söylediklerinize ilave edilecek bir şey daha olabilir. O da hani sosyal yapı içerisinde din, devlet, eğitim, hukuk ve sanatı hayatın içerisinde görmek istiyor ve böyle bir yaklaşımı var. Yalnız Batı'dan etkilendiği ya da Batı'yla ilgili düşüncesinde şöyle bir şey var eleştirilen. O da hani Batı'nın teknolojisini alırken kültürünü almayız düşüncesine sahipti. Bu süreç içerisinde Ziya Gökalp'in bu teorisini haklı bulmadı. Daha çok kültür teknoloji alındıkça kültürü de beraber alınmış oldu. Burada da bir seçici rolünün olmayacağı noktasına geldi. Belki bu yönler biraz çok fazla merkeze konulup düşünebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Burada da diyor hocam, mesela Marx'ın ekonominin altyapı olarak üst yapıyı belirlediği fikrine açıkça karşı çıkar diyor Gökalp.
Tabii, sosyal bunu bir sosyal meslek olarak eleştirir diyor. Orada kesinlikle haklısınız. Doğru, doğru. Hatta tam aksine üst yapının altyapıyı belirleme noktasında gayret etmiştir Gökhan. Evet, evet. Ve diyor ki bazılarına göre din siyaset içindir. Hakikatte ise din yalnız kendisi içindir. Yani dine gerçek kıymetini verenler dinin itikatlarına ve ibadetlerine kıymet verenler diyor. Necdet Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Yani müsaade edersen. Yani çok güzel açıkladı Gülizar Hanım dedi. Gülseren Hanım değil mi? Gülseren evet, Çılak. Evet, yani, Gülizar. Ha, Gülizar Hanım. Yani şu var, tamam ben çok da güzel not paylaştı. Örf adet, zaten Necdet Başkanım da teyit etmişti. İşte milli şuur. Özellikle işte belli bir ideolojisi var zaten milli şuur üzerine. Örneğin işte dedi ya Batı'nın işte kültürünü almayalım, teknolojisini alalım. Zaten Ziya Gökyap'ın görüşleri bu şekilde. Ha, dini olarak da siz dediniz ya Ata kültürünü almış özellikle o şekilde belirttiniz. Duhrevi işte hayat yaşam tarzı dediniz, dini inanış. Evet. Ha, şu var, genelde en önemli şeyi altyapı üst yapı derken yani Max Weber'den de burada işte Karl Marx'tan da etkileniyor bir taraftan. Ama Emile Durkheim'in işte ahlak işte erozyonu üzerine özellikle işte ahlaki yapılar üzerine görüşlerinden ben çok etkilendiğini de görüyorum. Özellikle Ziya Gökyap. Yani ahlak yapısının üzerinde çok duruyor. Ve manevi hayat, manevi yaşam tarzı. Yani Ziya Gökyap genelde Necdet Başkanım'ın dediği gibi kendi işte milli şuurumuzu devam ettirelim. Ama ahlaki boyutlarda da Emile Durkheim'in görüşünü ben ya da işte düşüncelerini temsil edeyim. Özellikle de demin açıkladınız ya işte milli şuur ve milli kültür bilincini de Türk sosyolojisine kazandırayım. Ben sizin notlarınızda ve Necdet Başkanım'ın konuşma şeklinde Ziya Gökyap'ın sosyoloji kürsüsünü kurduğundaki ana gerekçesini de bu olduğunu inandım. Biz de siz de çok güzel bir not paylaştınız ve Ziya Gökyap'ın dini görüşlerinin ve maksadının ne olduğunu da anlamış olduk canlı yayında. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Rica ederim. Ama şurada bir şey var. Hani tamamen Durkheim'ın şeylerini kopyalayarak değil de onun izinden dini açıkladığını söyleyebilirim. Ama dini açıklaması ben... onun izinden mi? Yani bunu Necdet Başkanım ve siz ya da biz yalnız, diğer arkadaşlar araştıralım ama tek taraflı ben Necdet Başkanım'ın dediği gibi sanki düşünce olarak etkilenip de dini düşünce olarak yani etkilenmediğini hayır, biliyorum ben yani kesinlikle. Kazım Bey şöyle bakalım mesela. Yani Necdet Başkanım güzel konuştu yani ben zannetmiyorum dini görüşlerinde Emine Durkheim'in görüşlerinden etkilendiğini ben çok inanmıyorum. Yok. Yani. Pozitivist belki ahlak yapısı olarak etkilenmiş olabilir. Hocam pozitivisti benimsemiş olması Durkheim gibi açıklamalarında yani dini sosyolojik anlamda yorumlamasında etkin olmuş olabilir. Yani bunu demek istiyoruz. Tamamen onu kopyalamış ve onun görüşlerini uygulamış anlamında değil. Yani yanlış anlaşılma olmasın, farklı bir yere de kaymasın. Benim anladığım açıkçası bu. Belki yanlışım da vardır. Varsa da düzeltelim yani hep birlikte. Evet. Şöyle evet, tasvip edebiliriz burada Kazım Bey. Şimdi Durkheim'in yaklaşımında dine bakışı kendi bulunduğu özellikle işte muharref dediğimiz Hristiyanlık üzerinden yola çıkarak bir şeyler söyleyebiliriz. Ama Ziya Gökalp'in içinde bulunduğu İslam ekolü üzerinden, yalnız bunlar kesinlikle, toplum üzerinden bakarken dinin toplum üzerindeki etkileri konusunda aynı fikirdeler. Yoksa bulundukları din anlayışında da mutabık olduklarını söylemiyoruz zaten. Kesinlikle hocam. Çok güzel açıkladınız. Toplum içerisindeki din anlayışının toplumu nasıl şekillendirdiği bağlamında ortaklıkları var. Ama içinde bulundukları birisi işte Hristiyan bir dünyanın temsilcisi, bir diğeri İslam dünyası içerisinde yaşayan bir fert olarak farklı bir dinlere mensuplar. Fakat dinin toplumu etkileme noktasındaki görüşleri birbiriyle örtüşüyor. O bağlamda Durkheim'den etkilendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Çok sağ olun.
Eyvallah. Teşekkürler açıklamalar için. İliz Hocam, evet buyurun lütfen. Başka katılımlar da bekleyebiliriz. Ben bitireyim sunumumu, ondan sonra devam edelim. Evet. Arkadaşlarımızın da fikirlerini, düşüncelerini duymak isterim. Seve seve. Yoğun çalışmaları sonunda hastalandı Ziya Gökalp ve İstanbul'a gitmek zorunda kalmıştır. Hekimleri dinlememiştir ve İstanbul'a dinlenmek amacıyla gitmiştir. Kısa süren bir hastalığın ardından 25 Ekim 1924 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Ölmeden önce de şu sözü söylemiştir. Ne yazık ki kafamdakileri tamamlayamadım, bunların hepsini götürüyorum demiştir. Cenazesi Sultanahmet'te Sultan Mahmut Türbesi'ne gömülmüştür. İlgiyle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve ben arkadaşların fikirlerini almak istiyorum, düşüncelerini almak istiyorum. Çünkü çoğumuz sosyoloji okuyoruz. Onların da fikirlerini, onları en çok hangi düşünceleri etkilediğini, hangi eserlerini etkilediğini de dinlemek istiyorum. Katkıları olursa çok seviniriz. Şen Salih Rıfat Bey el kaldırmış, söz almak istiyor sanırım. Mikrofonu açabilir. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cümleden sesim geliyor herhalde. Evet hocam. Öncelikle Yıldız Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben kendi adıma çok istifade ettim. Güzel bir sunumdu. Özellikle o girişteki intihar girişimiyle Durkheim'in acaba intihar eserinden etkilendi mi veya o kendi hani bizzat yaşadığı için olayı belki oradan da etkilenmiş olabilir diye öyle aklıma geldi. Ziya Gökalp gerçekten sosyoloji deyince aklımıza gelen ilk isim. Çok bu işin duayeni, kurucu ismi. Belki daha öncesinde de vardı bunu sosyoloji ama bunu bir ilim ve bilim dalı olarak ortaya koyması hepimiz için çok önemli oldu. Sunumda benim dikkatimi çeken bu dahi ve o şey bir yanında bir şey daha vardı ama hani bir bilimsel çalışmalarda dahi şey gerekiyor diye. Yanlış hatırlamıyorsam iki ana ekol var sosyolojide. Bir Ankara ekolü, bir İstanbul ekolü. Yani şeye, halka inme, bire özel araştırmalar yapma. Zannediyorsam bu Ziya Gökalp ve Prens Sebahattin de beraber başlıyor herhalde. Lütfen yanlışım varsa tahsis ediniz lütfen. Yani özellikle Kürt aşiretlerinin araştırılması, yani alan araştırılması alanında Ziya Gökalp herhalde bildiğim kadar ilk bunun öncülerinden. Benim şöyle bir sorum olacaktı ama Yeliz Hanım, siz aile danışmanı herhalde görevimiz. Acaba Ziya Gökalp'ın aile anlayışı, yani sunumda da geçti ama nasıl bir aile tasavvur ediyor? Böyle ataerkil mi, yoksa değişik bir yani şimdi kadının eğitimine de çok büyük önem veriyor. Evet, kadının eğitimine çok büyük önem var. Nasıl bir aile tasavvuru bize sunuyor? Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet Yeliz Hocam, bu konu için ne düşünüyorsunuz? Şimdi aklımda. Yani bilmemek de bir şeyi bilmektir. En azından bilmediğimizi bilebiliriz. Şu anda aklıma gelmiyor. Ben çok çabuk unutan birisiyim. O yüzden hocam aklıma gelmiyor. İnanın zor unuttum. Cevaplayan olursa sevinirim. Şimdi Ziya Gökalp'le ilgili bir şey anlatayım. Belki birçok arkadaş belki duymuştur, belki ilk kez duyacaklardır. Ziya Gökalp defalarca Diyarbakır'a gidip geliyor ve oradaki aşiretlerle veya oradaki çalışmalarla, oradaki kendi çalışmalarıyla ilgili bazı hedefleri vardı. Belki de o son söylediğiniz slaytta söylenen şey önemliydi. Hani kafamdakilerini yerine getiremedim, benimle beraber gidiyor sözünün.
Başka kaynaklarda okuduğum şeyler vardı. Orada defalarca Diyarbakır'a gidip gelmesiyle ilgili aslına bakarsanız bu kaynak eğer şeyse diyor ki Ziya Gökalp aslında o bölgede bir Kürt devletinin kurulmasını isteyen bir şeyi vardı, düşüncesi vardı. Ancak oradaki Kürt aşiretlerle sık sık görüşmesine rağmen orada herhangi bir böyle bir eğilim göremiyor. Göremeyince geliyor diyor ki ben artık diyor bu işten vazgeçtim. Ancak farklı bir şey yapacağım diyor. Ne yapacaksın diye soruyor hocası. O da diyor ki bundan sonra diyor şey yapacağım diyor. Tam aksine diyor Türkçülüğü öveceğim diyor. Türkçülüğü överek Kürt şeyin üzerine baskı kurulması teorisini ya da altyapısını oluşturma düşüncesi oluyor. Yani bazı kaynaklar işte Ziya Gökalp'in bu yaklaşımının daha sonraki süreçlerde Türk milliyetçiliğinin yükselerek Kürtlere baskı yapmasına yönelik işte belli ne diyelim vesayet kanalları çerçevesiyle baskı yaparak oradaki toplumları işte Türk milliyetçiliğine karşı ayaklandırabilecek bir teoriydi diyor. Yıllar sonra diyor bu belki gerçekleşti ama bu Ziya Gökalp'in temel düşüncesiydi. Az önce Salih Bey'in ifade ettiği aile meselesine gelince evet yaşadığı bölge itibariyle de ataerkil bir ailenin yapısında ama eğitimli, ahlaklı, bilgili ve dini hassasiyete dayalı bir yapıdan şeydir, müteşekkil yapısı vardır, duruşu vardır. Tarihin hani bulunduğu dönemleri incelersek bununla da örtüştüğünü rahatlıkla görebiliriz. Ama özel olarak böyle bir şeyini, doktrinini açıkçası ben okumadım. Okuyan arkadaşlarımız varsa bizimle paylaşabilir diye düşünüyorum. Bilmem Salih Bey'e de böylelikle cevap vermiş oldum. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet, konuya katkı sunacak arkadaşlarımız varsa sunsun veya yani şöyle biz de yorumlayabiliriz. Yani ne anladıysak bunları yorumlayabiliriz. Yani onun etkileri de vardır. Belki daha önce Hilmi Ziya Ülken, Nurettin Topçu, işte Cemil Meriç ekseninde de Ziya Gökalp'i değerlendirebiliriz. Onların da sunumları burada yapılmaya çalışıldı. Orada Ziya Gökalp'ten ayrılan yönleri nelerdir veya tam aksine Ziya Gökalp'in onlardan ayrılan yönleri nelerdir? Bunları belki şey yapabiliriz, 3-5 cümleyle konuşabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki Sayın Yeliz Hanım'ın izniyle. Tabii ki hocam, seve seve. Evet, İsmail Bey'in bir mesajı var. Ben şöyle bir bakayım ne diyormuş. Kadın sosyal hayatındaki konumunu da değiştiğini belirtmektedir. Bizans ve İran'ın sosyal hayatındaki yerini. Mikrofonunu açıp katılabilir de İsmail Bey. Ha, öyle mi? Tabii ki katılabilir. Şimdi bir şey daha var. O da şu. Ziya Gökalp'e itiraz eden Türk aydınları var. Az önce zannedersem Salih Bey bir Ankara ekolü, bir İstanbul ekolünden söz etti. Aslında Ankara ekolü yani 1950'lerden sonra ortaya çıkmış bir ekol biliyorsunuz. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ile birlikte bir şey vardı ama ondan öncesi tamamen İstanbul ekolü üzerinden gidiyordu. Hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk sosyoloji kürsüsü Ankara'da kuruluyor. Yani Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde kuruluyor. Biliyorsunuz 1914'te henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadığı için Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki ilk sosyoloji kürsüsü Ankara olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede bir şey vardı ancak Ankara'da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'ndeki sosyoloji kürsüsü kurulduktan sonra bir anlayış değişikliğine gidildi. Daha doğrusu siyasetten de etkilenen bir yapıyla birlikte Türkiye'de sosyoloji anlayışına dair de bir değişim oldu.
Özellikle sosyologların sorunları ve sosyolojinin sorunları üzerinde düşündüğümüzde hem sosyolojinin tanımsal noktası çok böyle nakıs bir hal aldı, hem de sosyologların mesleki durumları burada biraz sıkıntı oluşturdu. O sebeple sosyolojiye yeni bir tanım getirirken sosyologların da kimliksel yapılarına atıfta bulunarak, işte sosyologların sadece olanı tespit etmekle sorumlu meslek mensupları olduğu ifade ediliyordu ki hala günümüzde bu şekilde düşünen insanlar var ne yazık ki. Oysa ki bizim kendi bakış açımıza göre, Ziya Gökalp de bu bizim bakış açımızı destekleyen bir şekilde şey yapmıştır, düşüncelerini ifade etmiştir. Sosyoloji olanı tespit ettiği gibi olması gereken üzerinde de bir formül geliştirir, bir yapılanma süreçlerini ortaya koyar. O sebeple Ziya Gökalp'le bizim düşüncemiz örtüşür. Ancak 1950'den sonra oluşturulan o anlayış biraz daha sosyolojinin alanlarını ve sosyologların alanlarını iyice daraltmış gözüküyor. O sebeple de bir fark var Ankara-İstanbul ekolü bağlamında da düşündüğümüzde. Zaten günümüze geldiğimizde Ziya Gökalp'in sosyolojisinden pek eser kaldığını söyleyemeyiz. Daha çok hani üniversitelerimizde akademik bir sosyoloji dili oluştu. Bu dilde de en fazla teorik ve kavram kuramlar üzerinde topluma inmeyen ve toplumun da anlamadığı bir takım sosyoloji ekolleriyle devam ediyorlar. Hani zaten son zamanlarda Türkiye'de kendi sosyolojisini oluşturma noktasında hiç çaba sarf eden birileri yok. Bir değirmene, yani devam eden bir değirmene sürekli aynı kavramları, aynı kuramları atarak işler hale getiriyorlar veya sürdürebiliyorlar eğitimsel olarak. Bu yönler belki eleştirilebilir. Bizler bu noktada hani neler yapabiliriz, böyle sansasyonel fikirlerine sahip olmak durumundayız. Çünkü kendi sosyolojimizi üretmediğimiz sürece hep biz geriye dönüp o insanların kavram ve kuramları içerisinde kendi toplumumuzu tanımaya, tanımlamaya ve aynı zamanda yapılandırmaya çalışacak ve hiçbir zamanda başarılı olamayacağız diye düşünüyorum. Ben de böyle bir yorum yapmış olayım Didem Hanım. İsmail Bey'in yazısını buradan okuyabiliriz. Kendisi müsait olmadığı için mikrofon açamıyor. Onu değinip sonra da Ceylan Hanım'a sözü verelim. El kaldırmış. Chat'ten siz buyurun okuyun hocam. Mikrofonunuz kapalı. Tamam. Bulamadım da ona bakıyorum. Neredeydi? Hocam siz ararken ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Eğitimlerimizde hocalarımız, üniversitede ben örgün öğretim alıyorum, hep şunu söylüyor. Sosyolojide hala dedikodu yapıyorlar. O onu dedi, bu bunu dedi diye bir tane hocam sürekli söyler. Yani oturup bir kendiniz bir şey üretmeyip onu dedi, bunu dedi diye sabire aynı şeyleri, dedikodusunu yapmaktan öteye gitmiyorlar diye bir eleştiri yapar. Onu hatırlattınız. Sizin yorumunuz bana onu hatırlattı. Yani maalesef öyle. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Yani burada Gökalp'in eski Türk toplumunda kadının gerek sosyal hayatta gerekse de hukuki bakımdan erkekten daha aşağı bir seviyede yer almadığını vurgulamakla birlikte Türklerin girdiği farklı medeniyet dairelerinin tesirleriyle kadının sosyal hayat içerisindeki konumunun da değiştiğini belirtmektedir. O Bizans ve İran'ı kadının sosyal hayattaki gerilemesinde iki temel faktör olarak görmektedir. Eski Türk toplumunda kadının bir tabu olarak görülmeye başlaması farklı medeniyet dairelerine girdikten sonra görülmeye var. Yani şunu demek istiyor ki öyledir de zaten Türk milletinin, yani o töre milleti diye ifade edilir. O dönemlerde
kadın gerçekten çok değerliydi ki biz hala öyle bakarız. Bu başka bir şey. Kadının toplumda gerçekten ciddi bir şeyi vardı, değeri vardı. Ancak daha sonraki süreçlerde işte bu doğuya doğru Türklerin yönelmesi, işte Bizans'la temas etmesi, Farslarla temas etmesiyle birlikte sosyal bir etkileşim içerisine girerek toplum içerisinde bazı bozulmalar da söz konusu. Yani şimdiki gibi değil. Sınırdan geçebilmek için efendim bir takım turnikelerden veya işte vize alarak geçmek gibi diye bir şey yok. Direkt geçiliyordu. Ve orada köyler bile aynı yan yana olabiliyordu ve toplumlar birbirlerinden etkileniyordu. Ve tarih kitaplarına da bakarsanız o dönemlerde Bizans'ın kadınları tabiri caizse parayla satılıyordu, alınıyordu. Hatta onun o dönemlerde bile kadının insan olup olmadığı tartışılan bir dönemlerdi. Böyle durumlarda daha çok kadını kullanarak toplumsal yapıları etkileme, bozma noktasında çaba sarf etmişlerdir. Belki bundan sonraki süreçlerde oluşan Türk toplumlarında kadına dair bazı eski değişimler, eskiye nazaran değişimler gerçekleşmiş olabilir diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Başka var mı? Evet, Ceylan Hanım el kaldırmış katılmak istiyor. Ceylan Hocam buyurun mikrofonunuzu açarsanız. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar herkese. Hocam benim Ziya Gökalp de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Ziya Gökalp diyor ki ülkemizde diyor kültür yalnız halkta vardır. Uygarlığın anahtarına sahip olan aydınlar halka Doğu ve Osmanlı uygarlığını değil Batı uygarlığını götürmelidir. Şimdi hocam burada şunu merak ediyorum. Ziya Gökalp hani hem Osmanlı'yı şey yapıyor hem Doğu uygarlığını. Batı uygarlığında hani hangi şeyinden etkilendiği için hani bunu öne sürüyor? Bunu merak ediyorum hocam. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şimdi Ziya Gökalp İslam'ı savunmasına rağmen Osmanlı İslam'ını savunmuyordu. Yani hanedanı savunmuyordu. Bunun ikisini ayırt etmek lazım. Diğer taraftan da kendi ifadesi yani Batı'nın teknolojisini alalım ve kültürünü almayalım. Yani Batı'da gerçekleşen sanayi devrimiyle birlikte Batı'ya karşı Osmanlı'nın sürekli kan kaybediyor olması şey olarak sosyal hayatta ve ekonomik hayatta kan kaybediyor olması Ziya Gökalp'in Türkiye'de yani o zamanki Osmanlı'da ya da Osmanlı topraklarında bir değişim olması gerektiğini ifade etmeye çalışıyor. Bunu da Türk-İslam sentezi üzerinden gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi üç tane kavramı hayata geçirerek bunu yapılabileceğini ifade ediyordu. Bunlar işte örftü, harstı ve mevkureydi. Bunları hayata geçirmek gerekiyor ki toplumun o Türk-İslam, Türkçülük kavramı etrafında kümelenilebilsin düşüncesiyleydi. Tabii daha sonraki süreçler farklı işledi. İşte Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki okullarında eğitim vermeye başlamasıyla birlikte Osmanlı Hanedanı tarafından oldukça sert bir şekilde bir muhalif olarak addedildi. Ondan sonraki süreçlerde Ziya Gökalp daha çok işte Selanik bölgelerinde okullarda eğitim verebildi. Yani Osmanlı'nın zayıf olduğu bölgelerde eğitimler verebildi. Ama merkezde çok fazla eğitim verememişti. Ne zamana kadar? Ne zaman ki işte 1914'te kürsü kuruldu. Hatırlarsanız 1914'te de aynı zamanda Dünya Savaşı başlamıştı. Ve burada oldukça etkiliydi belli ekoller falan. Ve burada gerçekleştirebildi. Yani Ziya Gökalp'in Batı'nın kendi ifadesiyle kültürünü almadan teknolojisini nasıl alabiliriz şeyindeydi, düşüncesindeydi. Bununla gelişebileceğimizi söylüyordu ama kendinin aynı zamanda Osmanlı İslamcılığına karşı olduğunu da
ifade ettiği rahatlıkla buradan söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Başka konuşmak isteyen varsa Nazmi mikrofonu Bey, açıp katılabilir. Hayırlı akşamlar hocam. Bütün katılımcı arkadaşlara selam. Yeliz Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu. Faydalandık. Hocama şunu soracağım. Ziya Gökalp'ın Türk toplumuna evrimci bakış açısı hakkında hani kavim devri, ümmet devri, millet devri diye bir üçlemesi var hocam. Onun hakkında bize bir açıklama yapabilir misin? Yani İslam'dan önce Türklere kavim devri diyor. İslam'dan sonra Türklere ümmet devri diyor. Modern Türkiye'de millet devri diyor. Bununla alakalı ne diyebilirsiniz hocam? Teşekkürler. Yani şöyle toplumsal evrimleri Ziya Gökalp iyi inceleyen birisi. Evet. Burada da o kendi bulunduğu dönemde artık İslamcı bir ümmetçi bir kavramın dağıldığını ve bundan sonraki süreçte ancak Türkçülükle birlikte muasırlaşma şeylerinin ideallerinin gerçekleşebileceğine inanan bir yaklaşımla bunu söylüyor. Yani süreç doğruydu ama son tespiti şey yapmadı, hayat bulmadı yani. Onu söylemek istiyorum. Yoksa tespitleri doğruydu. O iki tanesi doğruydu. Türkler daha önce kavimler halinde göçebe olarak yaşardı ve Osmanlı ile birlikte bir İslamcılık ve ümmetçilik kavramı içerisine girdiler. Bu da dağılınca hani Türkçülük bunun yerini alabilir ve ciddi anlamda da etkileyebilir diye düşünmüştü. Ancak olmadı. Çünkü kavimcilik üzerinden zaten hani Osmanlı öncesinde de kavim olarak hareket ediliyordu ama yerleşik olarak değildiler. Bu sefer bir yerleşiklik vardı ama sistem yoktu. O sistemsizlik hala devam ediyor ve hiçbir zaman da olmayacak gibi gözüküyor. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet hocam, eğer başka katkı sağlayacak hocalarım yoksa ben yine son olarak Yeliz hocamdan söylemek isteyeceklerini alıp programı da sonlandırmak istiyorum. Tabii ki. Ben teşekkür ediyorum katılımlar için. Necdet hocama da bu sosyoloji okumalarına katkıda sağlandığı için çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşım Didem Akbaş'a da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sosyoloji okumalarında beraber olmak dileğiyle diliyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Eyvallah. Bir sonraki şeyimiz hangisi Didem Hanım? Hocam Deniz Alemdar hocam yapacak. Sosyoloğun adını unuttum. Hangisini aldığını. Aslında buradaysa mikrofonu açıp söyleyebilir. Öyle mi? Hemen bakıyorum. Bir sonraki ay sunumumuzda Nisan ayı sonunda İsmail Hakkı Baltacıoğlu Nisan sonu Deniz Alemler bizlere sunumunu yapacak. Evet. Anladım. İnşallah. Arkadaşlar da gitmeden onu belirtelim. Her ayın son pazarı sosyoloji okumalarını gerçekleştiriyoruz. Evet. Mümkün mertebe hani katkı sunarsanız kaliteli geçer diye düşünüyoruz. Biz hani kendi sahamızda kendi kendimize pas verip top oynamayalım. Sizin de getirdikleriniz bizim için çok değerli olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu yaptığımız programların kayıtlarını yine Düsoder YouTube sayfasında kayıtlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun da haberini vermiş olalım. Buyurun Didem Hanım, mikrofon sizde. Evet hocam, bahsettiğiniz gibi her ay pazar günü. İyi akşamlar, sesim geliyor mu? Buyurun Tekin Bey. Dinliyoruz. İyi akşamlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Camiye yeni katılan bir sosyolog Ayman olarak takip ettim söyleyişi. Çok güzel.
güzel, inşallah daha güzel katkılar sunabileceğim Sayın Başkanımıza da size de teşekkür, bu tip okumalara bizler de bazı konularda destek olacağımızı buradan beyan ederek güzel şeyler yapılacağına inanarak saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Tekin Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, her ay düzenli olarak devam edecek. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan WhatsApp grup, Face, Twitter, Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sizlere çalışmaları iletmeye, duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah bir dahaki sosyoloji okumalarında birlikte olacağız. Yarın da aile bahçesinde yine birlikteyiz. Link paylaşılacak. Galiba Didem oğlum düştü mü, ne yaptı bilmiyorum. Düşmüş olabilir. Yani kısacası anladığım kadarıyla. İfade etmek için. O yüzden çok teşekkür ederim kendisine. Emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Böyle daha güzel oluyor. Karşılıklı sunum paylaşmak daha güzel oluyor. Daha iyi anlıyoruz. Benim bilmediğimi siz biliyorsunuz. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Böyle peki böyle daha iyi oluyor. Teşekkür ederim. Paylaşmak güzel hocam. Hep i̇nşallah. Birlikte daha iyi inşallah. İnşallah. Sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.